Madison Bulvarı 75. Doğu Caddesi'nin köşesinde duruyoruz. New York'taki en sevdiğim binalardan birine bakıyoruz. Burası günümüzde Met Breuer adıyla biliniyor. Ama başlangıçta mimar Marcel Breuer tarafından Whitney Amerikan Sanat Müzesi'nin binası olarak inşa edilmişti. Breuer denince akla genellikle Bauhaus ve Walter Gropius gelir. Gropius en başından beri ondaki cevheri görmüş ve onu kanatları altına almıştı. Ve Breuer çok geçmeden işinde usta oldu. Bauhaus'dayken aslında mimarlık yapmadı. Daha çok mobilya tasarımlarıyla meşhurdu. Özellikle de tasarladığı Ceska sandalyesi ve Vasili sandalyesi ile bilinir. Breuer kariyerini malzemelerin yeniden kullanımını düşünerek geçirdi. Yalnızca mobilyalar değil, kurumsal yapılar da buna dahildi. Kontrast onu büyülüyordu. Sandalya tasarımına ya da sağdaki Whitney binasının konsol çıkmalarına bakarsak bunların sanki havada asılı gibi durduklarını görürüz. Mies van der Rohe ya da Corbusier gibi modernist ustalar binalarda girintili gölgeler yapmıştır. Böylece binaların yukarı kısımları havada duruyor gibi görünmüştür. Fakat bu bina bana çok büyük geliyor. Uluslararası tipik bir modernist bina dediğimizde akla gelen hiçbir şeye benzemiyor. Granitle kaplanmış ama cepenin yamuk şeklindeki bu pencerelerle bölündüğünü de görüyoruz. Yüzeye hareket katıyorlar ama aynı zamanda pratik bir işlevleri de var. Cumba pencerelerde olduğu gibi hem karşıdaki binaları hem de bulvarın ilerisini görebiliyoruz. Breuer ABD'ye özellikle Walter Gropius'ta çalışmak için gelmişti ve başlıca odakları konut mimarisiydi. Whitney Müzesi önceden ayrı evler olan ama daha sonra yan yana konan bu tür evlerin yerine yapılmıştı sonra şehir merkezindeki Modern Sanat Müzesi'nin yakınına taşındı. Ancak bu binanın eski Whitney Müzesi'nin bazı özelliklerini taşıdığını görebiliriz. Breuer bu müzeye sanki bir heykelmiş gibi bakıyordu. Sanırım bu şekilde Frank Lloyd Wright'ın birkaç blok ötedeki Salomon R. Guggenheim Müzesi ile rekabet ediyordu. Breuer, yeni Brutalizm adıyla bilinen hareketin öncü mimarlarından biri olarak bilinir. Brutalizm ise adını Fransızca Beton Brü yani brüt betondan alır. Ancak bu isim aynı zamanda bazı insanlar için binanın rahatsız edici derecedeki büyüklüğüne de göndermede bulunur. Breuer binayı bir ortaçağ kalesiymiş gibi bir hendekle koruyarak bizi uzaklaştırıyor. Ama aynı zamanda alçak bir saçağa sahip sabitlenmiş asma köprüyle bizi içeri davet ediyor ve binaya girişi törenselleştiriyor. Bu yönüyle de örneğin birkaç blok ötedeki Metropolitan Müzesi'nin devasa merdivenlerine göndermede bulunuyor. Asma köprünün binanın kendi kütlesiyle tam olarak bağlanmadığı eşiğin üzerinden geçtik ve geniş lobiye giriyoruz. Geniş ancak bir yandan da çok samimi. Lobinin en büyüleyici yanı üzerimizdeki aydınlatma. Tavan dairesel alüminyumdan yapılmış ve iç bükey tavan aydınlatmalarıyla kaplanmış ve o kadar fazlalar ki gerçekten baş döndürücü bir etkisi var. Özellikle de bizi çevreleyen gösterişsiz, sıcak gri renkteki beton duvarları düşünürsek Duvarlar mucartalı beton, yani daha kaba bir doku vermek için makineyle delikler açılmış. Breuer ayrıca kasıtlı olarak beton dökmek için açılan delik izlerini de bırakmış. Aslında binanın birçok yerinde betona şekil vermek için kullanılan ağaç dokusu ya da budak izleri görülebilir. Beton panellerin arasındaki bağlantı yerleri de bilerek bırakılmış. Yani duvarlar kendi yapım tarihlerinin görsel tanıklığını barındırıyor. Bu çok modernist bir fikir ve örneğin modern sanat müzesi gibi müzelerde çok yaygın olan beyaz kutu estetiğine tamamen zıt. Galerilerin kendisi yüksek tavanlı, büyük, esnek ve açık alanlar. Ve bu galeriler tavana kurulu raylı sisteme bağlı sürgülü panellerle yeniden düzenlenebilir. Tavan hakkındaki bir diğer ilginç şey ise gridli dökme beton şeklindeki süslemeler. Yeni brutalizmde gerçekten de antik dünyanın devasa taş ve beton mimarisinin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Roma'daki Pantheon'un tavanındaki süslemeler. Ancak buradaki süslemeler biraz farklı. Çünkü içleri boş. Böylece içlerinden binanın görünen mekaniğine bakabiliyoruz. Boruları, hatta elektrik hatlarını bile görebiliyoruz. Breuer kariyerinin sonraki dönemlerinde bile hala Bauhaus'un temel fikirlerine bağlıdır. Şimdi de müzenin içinde tam olarak müzenin bir parçası olmayan küçük bir bankta oturuyoruz. İşte burada merdiven var. Broyer binanın işlevsel özelliklerini müthiş bir dikkatle oluşturmuş. Karanlık ve sessiz. Yukarıdaki katlardan aşağı indikçe bu çok kapalı mezar gibi alandan ön cephesi şehre bakan pencereyle kaplı bir alana çıkıyoruz. Detaylara son derece dikkat edilmiş. Burada Breuer için çok önemli bir mimari detaya bakıyoruz. Bronz ve ahşap trabzan parçası. Bu iki malzeme zaman içinde eskiyeceğinden özellikle seçilmiştir. Evet, bu bina normalde Whitney Amerikan Sanatı Müzesi için inşa edilmişti. Fakat müze West Village'da yeni bir binaya taşındı. Şimdi bu bina Metropolitan Sanat Müzesi tarafından kiralanmış durumda ve kaderinin ne yöne gideceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Ancak daha şimdiden bir çeşit tarihsel hikayesi var. Üç farklı mimar tarafından müzeye ek bir bina yapma girişimi oldu. İlki ve muhtemelen en ünlüsü postmodernizmle ilişkilendirilen Michael Graves'ti. Graves'in tasarımı binayı görünmeyecek kadar içine aldığı için kimilerince alay konusu oldu. Bu da mimarların genelde karşı karşıya kaldığı ikileme ışık tutuyor. Bir bina hem işlevsel olmalı hem de sanat eseri özelliğini taşımalı.